Değerli izleyenlerimiz, bir pazar daha birlikteyiz. İsmim Elif Karakışla. Elif Karakışla ile 7 Expert programında hayatında, mesleğinde ve çevresinde fark yaratmış harika konukları ağırlamaya devam ediyorum. Bugün benim için çok güzel bir gün. İki çok sevgili dostumu ağırlıyor olacağım. Sanatın gerçekten kıymetli bir alanından, yazarlık ve tiyatro alanından çok da sevdiğim iki konuk. Bizlerle birlikte olacak. Sevgili Şule Kazgan ve sevgili Sibel Yıldırım bizlerle. Tiyatral'in kurucusu, aynı zamanda oyuncu, aynı zamanda yazar, muhteşem bir kadın sevgili Sibel Hanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok utandım söylediklerinizden. Gerçekten oyunlarını izlemekten çok büyük keyif alıyorum. Sizlere de yürekten tavsiye ediyorum. Şimdi bize bahsederler neleri var. Seyirlerde bizimle hangi oyunlarla buluşuyorlar bu sene? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. İzleyenlerimiz tanısın öncelikle. Ben konservatuvar tiyatro bölümü mezunuyum İstanbul Üniversitesi'nden. Ama çocuk yaşlarda şehir tiyatrolarında başlamıştım. Sonra konservatuvarı kazandım, şehir tiyatrosundan ayrıldım. Okul hayatım yüksek lisansla devam etti. Televizyon dizilerinde de oynadım ama hep hedefim, yapmak istediğim şey tiyatro. Diziler de tabii çok kıymetli. Orada oyunculuk yapmak da önemli ama tiyatro eğitimi aldığım için nefes aldığım alan orası benim. Sonra yüksek lisansı bitirdikten sonra ben yazmaya heveslendim diyeyim. Öyle söyleyeyim. İlk oyunumu yaptım. Çok da şanslıydım. Çok kıymetli yönetmenler yanımda oldu hep. Hocalarım çok destek verdi. İlk oyunum Ölüm Diyalogları'ydı. 2013 yılında yapmıştık onu. Ve ilk oyunumla da ben Türkçe'ye katkı adaylığına layık görüldüm. Ne kadar güzel, harika bir şey. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Orada benim için kıymetli olan Atol Behramoğlu ile birlikte aday olmaktı ilk oyunumda. Sonra ikinci oyunumu yaptım, Mükemmel'i. Sağ olsun Levent Öktem hocamız çok destek verdi bize. Yönetmenimiz Ali Altuğ'ydu. Şimdi bu sene Gönlü Bozuk benim üçüncü oyunum. Onu yapıyoruz. Fatih Sönmez yönetti. Çok da hoş bir reji yaptı. Biz çok memnunuz. Şule'den güzel duyumlar alıyoruz seyirciden. Yani yazarlık biraz utanıyorum yani siz yazar deyince. Hani ben hissettiğim, gözlemlediğim şeyleri biraz kaleme alıyorum. Şanslıyım. Yol arkadaşlarım çok destek veriyor. Şule'yle çok güzel işler çıkıyor sağ olsun. Böyle devam ediyoruz tiyatralde bakalım. Tamam. Şimdi Şule Hanım'ı bir parça tanıyacağım. Çok güzel sorularım var. Sevgili Şule Kazgan, tiyatralin genel koordinatörü. Sevgili Şule Hanım, sizi de tanıyalım bir parça. Tabii. Benim hayatım konservatuvar ile başlamadı. Daha farklı bir hayattı benimki. Ekonomi ve MBA master sonrası. Ama sanat hep vardı hayatımda. Kurumsal hayat sonrası fakat benim de oyunculuk eğitimim başladığında bizi hocalarımız buluşturdu Sibel'le. Sibel'i ayrı seven, beni de ayrı seven hocalarımız düşünüp siz bir araya gelmelisiniz, siz güzel şeyler başarırsınız diyerek sevgili Levent Öktem bizi buluşturdu. Ve o buluşmamız gerçekten çok farklı bir enerjiyle birleşti. Geçen seneden bu yana ne güzel. Oyunlarda birlikte iki kadın olarak çok evet, güzel şeyler yapıyoruz. Kadın dayanışması önemli sanki burada değil mi? Yani evet. Çok önemli çünkü kadın eli değiyorsa bir iş çok incelikli oluyor. Yani kusura bakmasın beyefendiler ama yani daha iyi hissediyorsunuz, daha anlıyorsunuz birbirinizi. Yani tabii ki erkeklerle de iş yaptığınızda hani çok hoş şeyler de ortaya çıkıyor ama kadında başka bir hassasiyet, incelik var yani. Birlikteyken üretim falan daha farklı olabiliyor diyeyim. O harika. Yüzden de çok kıymetli. Usul, adet, oyun her sene bir oyun üstünden gitmek midir? Dönüp dönüp diğer oyunlar sahnelenir mi? Değişir tabii, o tiyatroya göre değişir ama ben şöyle çıktım yola. Fikrim tabii ki değişecek. Her şey değişiyor çünkü. Kendi yazdığım oyunları yapmak istiyorum ben. Ama tabii üretim süreci
farklı sürebilir. Yani bir oyunu bir yılda da yazdığım oluyor, üç ayda da oluyor. Belki tabii. üç sene hiçbir şey yazamayacak olacağım ama tiyatral yoluna devam edecek. Hı-hı. O yüzden şimdi yavaş yavaş yani tabii ki kendi oyunlarım devam ediyor ama hani böyle bir klasiklerden de gitsek mi, bir Brecht yapsak mı diye Fatih yönetmenimiz, Fatih Sönmez'le bir konuşuyoruz. Var böyle kafamızda bir şeyler. Hı-hı. Ama asıl şey benim yazdığım oyunlar olacak inşallah, üretmeye devam edersem. Üç oyun arasında var mı bir bütünlük? Yani orada bir sizde bir duygu var mı, bir tat var mı, bir şey üstünden mi gidiyorsunuz, yoksa ters köşe gibi bir durum var mı, yoksa tamamen birbirinden bağımsız? Yani şöyle, çok birbirinden bağımsız diyemem çünkü beslendiğim alan kadın erkek ilişkileri diye röportajlarda söylüyorlar ama ben aşk ve varoluş hesaplaşmasından çok besleniyorum. İnsanın özünün aşk olduğunu düşünüyorum çünkü. Yani Woody Allen gibi o tarz filmler yapar ya, ben de sürekli aşk ve varoluşla ilgili hissediyorum, gözlemliyorum. Belki şu an vaktim ve zamanım o. Belki 3 sene sonra daha başka şeylerden besleneceğim. O anlamda bir bütünlük var ama tarz olarak her oyunda bir tık başka bir şey denemeyi, bir level atlamayı istiyorum tabii ki ama ona seyirci karar verecek. Ama ben mesela şimdi bir oyun yazıyorum. O bambaşka, tarz olarak bambaşka bir şey olacak. Daha sert olduğunu düşünüyorum ve hoşuma gidiyor. Ne heyecan verici, ne güzel. Evet, bir de tabii hep yazarken beslendiğim yazarlar değiştiği için oyunların biraz tarzı, tadı da değişiyor. Hı-hı. Mesela geçen oyunumda ben İngiliz yazar Lawrence Darrell'ı çok beğenirim. Ondan çok etkileniyorken şimdi Kosinski'yi çok okuyorum ve çok sert ve güzel geliyor. Hı-hı. Tabii ki hani sanat bir anlamda çağrıştırıyor bir şeyleri. Hı-hı. O yüzden de beslendiğim yazarlarla da alakalı oluyor, hı-hı, izlediğim filmlerle de alakalı oluyor, yaşamla alakalı oluyor. Hı-hı. Çünkü kendimi ve başkalarını gözlemlediğim için o kadar belki yazabiliyorum, bilmiyorum. Harika. Türkiye'de tiyatro ne durumda, nasıl gidiyor? Kolay mı, zor mu? Tiyatro yönetmek, tiyatroyla ilgili proje geliştirmek. Çünkü yazmak ve oynamak işin başka bir tarafı ama öte yandan salonu doldurmak ya da salonu doldurma çabası olmadan başka şeylerle beslenmek? Tabii Türkiye'de sanat zor. Sibel'in yazdığı oyunlar gerçekten çok kıymetli olunca oturup düşündüğünüzde yani bu oyun oynanmalı diyorsunuz. Hani seyirci bulurum bulmam, öyle bir sıkıntıyı düşünmek bile istemiyorsunuz. Gerçekten bu oyun oynanmalı. Hani Levent Hoca'nın bir sözü vardı. Biz gerçekten kaliteli bir tiyatro oyunu koymalıyız ki halkımızı da evet bir yerden bir yere taşımalıyız. Gerçekten güldürebileceği, düşündürebileceği bir oyun yaratmalıyız. Zor tabii ama biz pek seyirciyle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz açıkçası. Evet, Türkiye'de bilet satışı belki zor olabilir. Genelde sıkıntı yaşamıyoruz ve gerçekten kalitemizden de ödün vermiyoruz. Çünkü son oynadığımız oyunda da düşünüyorum şimdi, birçok oyundan çıkan insan o kadar farklı şeyler bulmuş ki oyundan. Yani felsefe de var, sosyoloji de var, aşk ilişkisi de var. Herkesin beslendiği bir şey var. Sonra bakıyorsunuz, evet ya biz kalitemizden gerçekten ödün vermemeliyiz. Hani seyirci gelmez, seyirci anlamaz. Öyle bir şey yok gerçekten. Seyirci aslında gelmek istiyor ama ulaşabilmek mi diyeyim? Ulaşabiliyoruz. Türkiye'de tiyatro bence seyircisi var, zor değil. Tiyatro evet. Bir yani, şey söyleyebilirim, çok ki, özür diliyorum. Şimdi Şule'nin bir başarısı var ama onu göz ardı edemeyiz. Çünkü ben yıllardır tiyatro yaptığım için. Ben ödenekli tiyatroda 10 yıl oynadım ama özel tiyatro çok zor bir alan. Şimdi benim oyunlarım farklı bir tarzda ve seyirci aslında ayırıyor tabii ki. Yani gülmek istiyor olabilir, eğlenmek istiyor olabilir. Belli bir kalitede başka bir entelektüel seyirci de var. Şimdi Şule'nin burada zorluğu ve başarısı şu. Çok iyi anlatıyor. Reklamını, tanıtımını hiç yorulmadan. Yani gerekirse tek tek. Hani göndererek maillerini falan. O yüzden de tabii ki biz bunun karşılığını çok daha fazla alıyoruz. Yoksa ben bir oyun yaptım, yazdım, hop tiyatromu da açtım. Öyle bir şey yok Türkiye'de. Yani anlaması lazım seyircinin. Şule onu çok iyi anlatıyor. Bu da çok her doğru. Tiyatroda, yani o benim şansım. Hani Şule ile Levent Hoca'ya bir kez daha teşekkür ederim. Şule ile bizi yollarımızı kesiştirdiği için.
Ama şunu da söyleyeyim, Şule'nin işi çok zor ve çok başarılı ama bizim ekibimizde mesela yönetmenimiz Fatih Sönmez son oyunda çok hoş bir reji yaptı. Ben tek tek şöyle teşekkür ediyorum hepsine. O kadar kaliteli, o kadar aklımızla ortak olduğumuz, kalbimizle ortak olduğumuz insanlarla çalışıyorum ki o başarı, işte seyirci belki 3 oyun hani bu nedir falan dedikten sonra zaten kulaktan duyarak geliyor. Ama bunun başarısı hani Şule'nin tanıtımları ya da o tiyatronun genel koordinatörü kimse, başındaki müdürü kimse. O yüzden oyuncusu kadar, yönetmeni kadar o kişi de çok kıymetli ve önemli. Olmazsa olmuyor birçok şey çünkü. Biz sadece yazar çizer orada kendi kendimize oynarız pozisyonda kalabiliriz yani. Sosyal medyadan besleniyor musunuz? Yani sosyal medyadan izleyenlerden görüşler geliyor mu, akıyor mu? Ya da siz iletişim anlamında sosyal medyayı ne derece kullanıyorsunuz? Sosyal çok başarılı kullanıyoruz. Kullanıyoruz ama her yere, her noktaya da ulaşmak zorundayız diye düşünmüyoruz. Tabii. Yani herkese ulaşmalıyız diye de gerçekten Türkiye'de insanlara belki bilet fiyatları yüksek gelebilir. Ama düşündüğünüzde bir kahveye de aslında o fiyatı verebiliyorsunuz. Tabii ki. Yani biz bu bilet fiyatını %50 ile düşürelim, herkese ulaşalım, sosyal medyada paylaşalım. Böyle bir aslında çabada olmak istemiyoruz açıkçası. Biz geçen sezonda, bu sezonda Borusan Dolmabahçe sahnede oynadık. Oradaki sahnemiz butik bir sahne. Evet, biz o sahneyi dolduruyor muyuz? Dolduruyoruz. Ama sosyal medyada her yere ulaşalım. Herkes bizi görsün. Yüzlerce, binlerce tweet atalım. Çok bunun derdinde aslında açıkçası olmak istemiyoruz. Doğru. Yani biraz önceki konuya şöyle bir şey getireceğim. Ön yargılı olmak istemiyoruz. Türkiye'de tiyatro izleyicisi yoktur. Hayır, vardır. Ve gerçekten ulaşmak isteyen seyirci aslında sosyal medyayı kullanıyor. Doğru. Seyirci sosyal medyayı kullanarak bize ulaşıyor. Çok yani doğru. Biz onlara ulaşmak için çok böyle bir insanüstü çabayla ulaşmıyoruz açıkçası. Ne frekansta şu anda oyun, hangi frekansta, hangi sahnede düzenli olarak var? İzleyicilerimiz de şimdiye kadar gelmemiş olanlar, potansiyel izleyicileriniz, onları da bilgilendirmek istiyorum bu anlamda. Evet, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Borusan Oto Dolmabahçe sahnede oynuyoruz. Bu sezonda yine orada devam edeceğiz oyunumuza. Harika. Gönlü bozuk oyunumuzla. Gönlü bozuk. Belli bir frekansta mı yoksa belli tarih ajanda mı var? Yani her pazartesi, her çarşamba gibi bir frekansta mı yoksa en yakın önümüzdeki Aralık sonu ve Aralık Ocak? Ayı içinde oyunumuz olacak ama hep bir sonraki ayın programı bir önceki ay belirlenebiliyor. Diğer oyuncularımızın da Devlet Tiyatrosu'ndaki programlarından ötürü. Biletix'ten takip edebiliyor seyircilerimiz. Harika. Tabii her sanatın her dalında olduğu gibi tiyatroda da aslında bir parça egolar ön planda sanki, değil mi? Bir parça az oldu galiba. Her alanda olduğu gibi ama sanatta biraz daha ön plana çıkıyor. Maalesef yani herkes tabii ki bir egoya sahip ama iş yürütmek istediğimiz zaman galiba onu biraz törpülememiz gerekiyor ama oluyor yani, bu maalesef önüne geçemiyoruz. Bazen de bunu iyi değerlendirebildiğimiz alanlarda olabilir. Hani sahnedeyken belki rolle ilişkinizde daha iyi ileriye taşımak için kendinizi kullanabilirsiniz. Ama sanatta daha fazla galiba ego. Yani onunla mücadele etmek de insanı biraz kendini eğitmesiyle, kendini fark etmesiyle alakalı. O konuda belki çok hatalar yapmış, çok acılar da çekmiş olabilirim ama yani öğreniyoruz işte, büyüyoruz bir şekilde. Tabii, kesinlikle. Kendinizi tanımlayacak olsanız dışarıdan başka bir gözle, bir yazar gözüyle Sibel Yıldırım'ın oyunlarını tanımlayacak olsanız şöyle bir cümleyle nasıl dersiniz? Ya aslında şu bir cümleyle bilemiyorum ama ben okuduğum, izlediğim her şey değiştikçe, geliştikçe, beslendiğim durumlar farklı oldukça bir tarz demek istemiyorum diyebilirim. Mesela kara komedi çok hoşuma gidiyor. Oradan besleniyorum. Ama şunu demek istemiyorum. Mesela bir daha yazdığım oyun belki kara komedi olmayacak. Hani onun garantisini veremiyorum. Bir de şeyi fark ediyorum.
belki biz oyunculuk mesleğini seçenlerdeki o şey, yüksek yaşama hissiyatı, her şeyi. Mesela aşkı, yüksek yüksek tutkuyu, belki bir sinirlenme anını. O da yani beni şey olarak çok etkiliyor. Oyunculuğumu da çok etkiliyor, yazdığım şeyleri de çok etkiliyor. O yüzden bir kategoriye sokamıyorum şu an. Hani ilk oyunumu yazdığımda konservatuardan hocama okutmuştum. Hocam demiştim, tarzın ne diyebilirsiniz bunun falan. Valla Sibel'cim, her oyun kendi tarzını yaratır. Hiçbir şey demem ama hoş olmuş demişti. Sağ olsun. Güzel. O yüzden hani kara komedi çok sevdiğim bir alan. Ama şu an dediğim gibi mesela okuduğum yazar çok sert başka bir yerde. O yüzden bilemiyorum. Belki bundan sonra daha seyirciyi başka alanlarda sarsacak şeyler var kafamda. Harika. Ben izlediğim oyundan elde ettiğim o duygu, o his hakikaten sarsıcı, çarpıcı, gerçekçi ve yüksek. Benim görüşüm de öyleydi. Ki galiba siz ilk ölüm diyaloglarını evet. izlediniz ki o benim en naif oyunum. Öyle mi? Harika. Şimdi sabırsızlanıyorum. Peki siz tiyatrali tanımlasanız? Tiyatral çok kendi çizgisinde giden bir tiyatro. Dediğim gibi kalitesinden ödün vermeyen. İşte en önemlisi de aslında yani çeviri bir oyun oynamıyorsunuz. Karşınızda bir hani yerli Türk bir yazar ve bir kadın yazar var. Bence bu Türkiye'de çok çok kıymetli. Tiyatral bu açıdan iyi bir çizgi yakaladı. Ve geçen premierimizi yaptığımızda gönlü bozuğun. Yani birçok tiyatroda çok kıymetli insanlar, duayenler, hocalarımız. Yani Sibel'le benim elimi tutarak siz çok cesur bir şey yapıyorsunuz. Siz çok başarısınız. Yani biz bu kadar cesaret edemedik. Hani bir kendi kaleminizden çıkmış bir oyunu oynuyorsunuz. Böyle bir sahnede, böyle bir salonu dolduruyorsunuz. Ya enerjinize inanamadık. O kadar bizi tebrik ettiler, o kadar içten tebrik ettiler ki. Hani o açıdan gerçekten çok hoşuma gidiyor. Tiyatral gerçekten kendi çizgisinde, kimseye benzemeden çok farklı bir yolda gidiyor. Ve gelen herkes, işte 18 yaşındaki bir öğrenci de... Akademisyenler mesela çok geldi oyunlara. Onlar çok farklı şeyler buldu. Bir ev kadını da herkes kendinden bir şey buldu. Ve bunu seyirciye gerçekten geçirebilmek çok çok güzel bir duygu. Çok önemli. Ve hani basit bir dille anlatmaya çalışmıyorsunuz. Orada felsefeden de bahsediyor Sibel. Birçok insanın ismi geçiyor. Sürekli düşündürüyorsunuz. Yani oyundan çıktığında gerçekten bu zihinler çalışmaya başlıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Hani bir fark yarattık. Herkese bir dokunduk. O hoşuma çok gidiyor. Tiyatral bunu başardı. Muhteşem. Bir yandan oyuncu akademileri de değil mi? Var, projeleriniz arasında var. Oldu, olacak. Atölyemiz. Atölyelerimiz var. Ama bu atölyeler de sadece yani oyuncu olmak isteyen değil. Çünkü gördük ki aslında birçok insan normal hayatın içinde çok basit bir kalıba giriyor. Öyle o kadar basit bir, yani şu bedene sığmış basit bir varlık değiliz. Herkesin içinde o kadar güzel duygular denemek kabarıyor. Denemek istiyor değil mi? İnsan evet. Bir karakteri denemek istiyor ve o... Tabii tabii. Çok, yani yaratıcı drama sınıflarımız. Bir flört aslında bu bedenle ve bu ruhla. Ondan alacağınız o deneyim. Yani o atölyelerin sonunda konuştuğumuzda ki duygulara inanamazsınız. Yani bir ev kadını gelmiş. Ya ben ne kadar kendimi kapatmışım. Çocuğumla olan ilişkim değişti. Eşimi daha kolay ikna edebiliyorum. Çünkü öyle ikna çalışmaları yapıyorsunuz. Böyle kısa kısa oyunlar yapıyorsunuz. Yani insanın o üzerindeki gölge kalkıyor. Harika. Çünkü içini deşeliyorsunuz. Burada içinizdeki bütün o yolculukları yapıyorsunuz. Birçok koridora giriyorsunuz. Aynen. Kendinizi keşfediyorsunuz. Bilinçaltınızı, o duygular daha yüzeye çıkıyor. Yaratıcı drama sınıflarımız gerçekten çok çok başarılı. Herkesinden insanın gelmesi, sadece oyuncu olmak isteyen değil. Kurumsal hayattan gelenler, çünkü birçok insan artık sunum yapıyor. İnsanlarla iletişim içinde sunumdaki kolaylıklarını bile anlatabiliyorlar. Ki hatırlıyorum, bir bilgisayar programcısı, ben sadece bilgisayarımla ilişki içindeyim, insanlarla ilişkide değilim. Evet. Kimseye bağırmadım bile dedi. Biz böyle birkaç şeyler okuttuk, parodiler, skeçler. Çok başka bir noktaya getirdik Harika. O insanları. Hakikaten insan gurur duyuyor. Bu kadar başarılı iki kadınla birlikte olunca. Teşekkür ederim. Dilerim
Dimağınız hep açık olsun, hayal gücünüz hep yüksek olsun. Kolaylıkla üretme şansı hep olsun. Tabii sahnelerimiz de çok olsun. İstanbul bu anlamda giderek de zenginleşmeye başladı. Bu bizler için de çok olumlu ve bir şekilde biraz daha bilet fiyatlarının ve her şeyin daha erişilebilir olmasını sağlayacak gibi geliyor bana. Bizlerin de izleyeceği çok fazla şey olsun. Değerli izleyenlerimiz, hakikaten çok keyif aldım bu pazar günü. Dilerim sizlerin de tüm haftası sanatla, keyifle geçsin. Ve mutlaka bu güzel oyunumuzu kaçırmayın. Birlikte olalım. İlk fırsatta onları izlemek için ben de çok büyük heyecan duyuyorum. Sevgiyle kalın, esen kalın.